Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Argenler Atölyem kitabında Beceri temelli MEP adında sorularla dersimize devam ediyoruz. 9. soruda kalmıştık arkadaşlar. 9. soruya bakalım. Bir, oto, bir otoparktaki park yerleri yandaki gibi P1, P2, P3 ve P4 ile gösterilmiştir. Park alanına giren araçların duvar tarafına en az 20 cm, yol tarafına en az 40 cm boşluk bırakması zorunludur. Park yeri uzunlukları şekilde üzerinde gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Park yeri uzunluğu ne kadar? 3 tam 10 6 metre. Şimdi 3 tam 10 da 6 metre 360 santimetre yapar arkadaşlar. Şimdi duvar tarafında 20 santimetre yol tarafında 40 santimetre boşluk bırakmak zorunda demiştik. 20 artı 40 yani toplamda da 60 santimetre boşluk bırakıyor arkadaşlar. 360'tan 60'ı çıkartırsam arkadaşlar 300 santimetre yani 3 metre olmalı arkadaşlar. 3 metre karekökle ifadeyle söylersek arkadaşlar karekök 9 metre demektir. Demek ki karekök 9'dan küçük olacak arkadaşlar. Karekök 9'dan küçük olacak araçlarımız. A şıkkına bakıyorum. Karekök 5 karekök 9'dan küçük arkadaşlar. Evet bu araç buraya girebilir diyoruz. B şıkkına bakıyorum. 2 kare kök 5. 2'yi arkadaşlar kare kök içine alırsam 4 olarak girer. 4 kere 5 20. Evet kare kök 20 arkadaşlar. Kare kök 9'dan küçük değil arkadaşlar. Evet bu buraya giremez diyoruz. Bize zaten giremez sormuştum. C'ye bakalım. Kare kök 7. Evet kare kök 9'dan küçük. Evet bu buraya girebilir. 1 kare kök 2 arkadaş. 1 artı kare kök 2. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Arkadaşlar 1 artı karekök 2. Bu da yine karekök 9'dan küçüktür arkadaşlar. Karekök 2 yaklaşık 1 virgül arkadaşlar. 4 falandır. 1 virgül 4. Yani 1 virgül 4 derken 1.43 gibi düşünebilirsiniz. Bir de burada var arkadaşlar. Bir de 1.43 toplasın. 2.43'lü 2.40'lı bir sayı arkadaşlar. Bu da 3'ten zaten küçük yapar diyoruz. Evet bu da girebilir dedik. Giremez sormuştu. B şıkkındaki araç giremez diyorum. 10. sorumuza bakıyorum. Özdeş karelerden oluşmuş yüzey üzerinde yazılı olan arı yazısındaki harfleri harfler farklı renklere boyanacaktır arkadaşlar. Bir kutu mavi boya 3 karekök 18 cm kare alanı boyuyor. Bir kutu sarı boya 2 karekök 32 cm kare alan. Bir kutu turuncu boya da karekök 98 santimetre alan boyamaktadır arkadaşlar. I harfinin alanı 5 karekök 2 santimetre kare olduğuna göre tüm harfleri yukarıda verilen renklerde boyamak için en az kaç kutu boya gereklidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar I harfi için 1, 2, 3, 4, 5 tane kare boyayacağız arkadaşlar. O zaman bir karenin alanı Şimdi arkadaşlar 5 karekök 2 idi. 5'e bölersem karekök 2 arkadaşlar. Karekök 2 santimetre kare. 1 karenin alanı. Şimdi A harfine bakıyorum arkadaşlar. A harfi. A harfi arkadaşlar 14 tane kareden oluşuyor. 14 tane mavi lazım bize. Şimdi boyanacak alan 14 santimetre kare. 14 tane kare var. Her bir kare kök 2 ise arkadaşlar A harfi için 14 karekök 2 alan boyanacak arkadaşlar. 14 karekök 2 arkadaşlar. Mavi için 3 karekök 18 arkadaşlar bir kutu boyam. 3 karekök 18 boyar. Buradan kaç kutu gerekiyor onu bulmaya çalışıyoruz. 14 karekök 2 Karekök 18 9 kere 2 idi arkadaşlar. 3'ü dışarı çıkarsa 3 dönünde var. 3 kere 3 9 karekök 2'dir. Karekök 2'ler birbirini götürdü arkadaşlar. 14 bölü 9 kaldı. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak bizim için 1,5 demektir. E 1,5 için ne kadar gerekli arkadaşlar? 2 kutu gerekir arkadaşlar. 1,5 kutu alamayacağıma göre 2 kutu en az 2 kutu gerekli arkadaşlar. R harfi için yine aynı mantıkla bakıyorum arkadaşlar. Saydığımız zaman arkadaşlar burada 11 tane alan boyanacak arkadaşlar. O zaman boyanacak alan bir tanesi kök 2 ise 11 kök 2'dir diyoruz. 11 kök 2 alan boyanacak. 11 kök 2 için arkadaşlar 11 kare kök 2 için e bir tanesi 2 kare kök 32 boyuyordu. Bir kutu o kadar vardı. 2 kare kök 32 diyorum. 2 kare kök 32'yi 4 olarak çıkartırsam arkadaşlar 8 kök 2 oldu. 11 kök 2 de yukarıda var. Kök 2'ler birbirini götürdü. 11 bölü 8. 11 bölü 8 de arkadaşlar yine 1.5'dan az arkadaşlar. Şöyle 1.3 gibi bir sayı olur yaklaşık olarak. Yaklaşık diyelim. 1.3 için arkadaşlar yine iki kutu gerekir. Evet. Bundan da arkadaşlar yine sarı boyadında 2 iki kutu gerekti diyoruz. I harfi için 5 kök 2'yi de arkadaşlar. 5 kök 2'yi bir tanesi karekök 98 boyuyla arkadaşlar. Karekök 98'e bölüyoruz. Karekök 98 arkadaşlar 7 kök 2. 5 kök 2 arkadaşlar. 5 kök 2'yi 7 kök 2'ye bölersem kök 2'ler birbirini götürür arkadaşlar. Evet bu da 1'den az aşağı arkadaşlar ne kadar? 0.7 diyelim yaklaşık olarak. Yaklaşık 0.7 olsun. Bunun için arkadaşlar bize bir kutu yeter. En az ne kadar kutu gerekiyor demişti. Baktığımız zaman arkadaşlar 2 kutu, 2 kutu, 1 kutu da burada arkadaşlar. Evet bizim için 5 kutu yeterlidir diyoruz. Doğru cevabımız nerede var arkadaşlar? C şıkkında yazıyor. bir sonraki soruya bakıyorum. Yanda verilen kaba dakikadan birinci musluktan iki kök üç santimetre küp, ikinci musluktan kare kök 48 santimetre küp su akmaktadır. Başlangıçta iki santimetre küp arkadaşlar, şurası iki santimetre küp. Su bulunan kaba iki dakika birinci musluktan, üç dakika ikinci musluktan su aktığında kaptaki su seviyesi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor arkadaşlar. Birinci musluktan arkadaşlar. 2 dakika boyunca akıyor. 2 çarpı 1 dakikada 2 kök 2 i̇ki çarpı 2 iki kök 3. 4 kök 3 su akar arkadaşlar. 4 kök 3 santimetre küp su akar. İkinci musluktan 3 dakika akıyor arkadaşlar. 3 çarpı karekök 48 diyoruz. Karekök 48'i karekökten kurtarırsak arkadaşlar 4 kök 3'tü. Bunu da çarparsam 12 karekök 3 su akar. Şimdi kapta bulunan su arkadaşlar başlangıçta 2 vardı. Artı 4 karekök 3 artı 12 karekök 3 oldu. Toplarsam arkadaşlar 2 artı 4 12 daha 16 karekök 3 bir 3 santimetre küp su vardır diyorum. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan ne? 16 karekök 3 neye eşittir? Neye yakındır? Onu bulacağız. 16 karekök 3'ü bir alalım. 16 karekök içinde alıyorum. 256 olarak giriyor. Karesini aldım. Çarpı 3. Bunu çarparsak arkadaşlar karekök 768 yapar. Karekök 768 arkadaşlar. 27 ile 28 arasında bir sayıdır arkadaşlar. Kariköy 768 diyorum. Buradan arkadaşlar ben bunu yaklaşık olarak 27.7 gibi 28'e yakın bir sayı arkadaşlar. Alınabilir diyoruz. 27.7 aldığımı düşünelim. E 2 de kendisi vardı arkadaşlar. 2 artı 27.7 20 9.7'dir arkadaşlar. 29.7 nerede? 29 ile 30 arasında bir sayı arkadaşlar. 29.7 diyorum. Bakıyoruz şıklara. Hangi şıkta var arkadaşlar? 29 ile 30 arasında B şıkkında vardır diyorum. 12. soruma bakıyorum. Yanda verilen, yanda ölçüleri verilen paletler üzerinde dik duran matemütonun boyunun uzunluğu hesaplanacaktır arkadaşlar. Matemüto Palet üzerinde palete dik konumda olduğuna göre boyun uzunluğuna en yakın değer aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz matematiğin boyuna x dersek. Şimdi bu x arkadaşlar neye eşit arkadaşlar bakacağız. Şimdi x var matematiğin boyu. Yukarısında arkadaşlar 5 cm var. Artı. Şimdi Şunun bir tanesi arkadaşlar kök 8 diyor. Altında kök 2 var. Şimdi şurası kök 8. Burası kök 2. İkisi beraber arkadaşlar ne yapar? 3 kök 2 yapar. Evet aynı mantıkla arkadaşlar 4 kök 2, 3 kök 2. Şunları da arkadaşlar şu siyah ile beraber alırsam 7 kök 2 yaptım. E burası 7 kök 2. Şimdi 1, 2 tane arkadaşlar 3 kök 2 var. 10, 20, 23 kök 2 var arkadaşlar. 23 kök 2 var. Ve bunlar neye eşittir diyoruz arkadaşlar? 40 santimetre eşit olacak. Şimdi biz bu işlemi yapalım bir. 5 öncelikle karşıya gönderelim arkadaşlar. X artı 23 kare kök 2 eşittir. 40'tan 5'i çıkartırsam 35 kalır. X arkadaşlar nedir? X eşittir 35 eksi 23 karekök 2'dir. Şimdi 23 karekök 2 yaklaşık olarak nedir? Onu hesap etmem lazım. 23 karekök 2'yi şurada alalım. 23 karekök 2. 23 içeri sokarsak arkadaşlar 2 ile çarparsam karekök 1058 olur. Şimdi karekök 1058 arkadaşlar 32 ile 33 arasında bir sayıdır arkadaşlar bu şuraya karekök 1058 yazalım. Ve 32 buçuk diyebiliriz arkadaşlar bunu. Ben buna karekök 1058'e 32 buçuk dediğimi düşünelim. Şimdi ben burada 35 eksi 32 buçuk diyorum. 32 buçuk arkadaşlar nedir? Sonucumuz iki buçuk kaldı x eşittir 2,5 olacak arkadaşlar. 2,5 yani x 2 iki ile 2,5 iki arasında bir sayı olmak zorunda diyoruz. Şimdi şıklara baktığımız zaman arkadaşlar 2,5'a en yakın arkadaşlar kim var zaten? Direkt kendisi 2,5'umuz vardır diyoruz. C şıkkı doğru cevaptır diyoruz arkadaşlar. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki 9 santimetrelik vidam yanda yatay, yatay genişlikleri gösterilmiş her bir dikdörtgen prizma şeklinde yan yana konulmuş tahta parçalarını sağdan sola doğru yatay biçimde vidanın en tepesi A prizmasının üst yüzeyine gelene kadar monte ediliyor. Buna göre vidanın K ucu hangi tahta parçasına kadar gelir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karekök 9 daha doğrusu 9 karekök 81 eşittir arkadaşlar. Şimdi buradaki toplam mesafe arkadaşlar 5 tane karekök 3. 5 çarpı demektir arkadaşlar. Karekök 3. 5 içeri alırsam arkadaşlar 75 yapar. Karekök 75. Şimdi karekök 81. Karekök 75'ten büyük bir ifade arkadaşlar. O halde K ucu E noktasına kadar E hizasına kadar gelir diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız nerede? Denizli şıkkında. Bir sonraki soruma bakıyorum. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki örtü soldaki arkadaşlar üst yüzeyi dikdörtgen olan bir masanın üst yüzeyine yatay veya dikey olacak şekilde hiçbir kenardan sarkmamak şartıyla örtülecektir arkadaşlar. Yani daha kısa olması gerekiyor. Buna göre bu şartları sağlayan dikdörtgen masa aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Örtünün sarkmaması için arkadaşlar masanın kenar uzunluğu masanın uzun kenarı 16 santimetreden arkadaşlar yani karekök 256'dan büyük veya eşit olmalı arkadaşlar. Büyük diyelim. Veya eşit diyelim. Kısa kenarda arkadaşlar masanın kısa kenarı Kısa kenarımız 11 santimetre kenarı 11 santimetre. Bu da karekökü 121 arkadaşlar. Yine 121'den büyük veya eşit olacak diye söylüyoruz. Eşit olmalı. Şimdi arkadaşlar seçeneklere bakalım. Hangileri olur hangileri olamaz şeklinde. Çünkü bize hangi masa olamaz diye soruyor. Şimdi A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. A şıkkını. Şimdi uzun kenarımız karekök 288. Neydi? Karekök 256'ya e bakıyorduk. Evet 256'dan arkadaşlar karekök içerisinde. Büyük olduğu için. 8 kök 2. Bu da kısa kenarımız arkadaşlar. Bu da ne demektir? 8'i içeri sokarsak karekök 128'dir arkadaşlar. Bu da karekök 121'den büyük arkadaşlar. Evet. Bu olur diyoruz arkadaşlar. B'ye bakıyorum. B'deki masama bakıyoruz arkadaşlar. Uzun kenarımız 13 kök 2. 13'ü içeri sokarsam arkadaşlar 169 olarak girer. 169'u 2 ile çarparsam 338 arkadaşlar. 338 kare kök. 256'dan büyük. Evet bu da olur diyoruz burasını. Kısa kenarı 5 kök 5. 5 kök 5 demek arkadaşlar. karekök 125 demekti. Evet bu da karekök 121'den büyüktür diyoruz. Evet bu da olabilir diyorum. C'ye bakıyorum. Şurası karışmasın arkadaşlar. C diyelim. C'deki masa. Uzun kenarımız arkadaşlar 12 kök 2. 12 kök 2 karekök 288 demekti. Bu 256'dan arkadaşlar. Karekök 256'dan büyük. Evet bu şartı sağladı. 4 kökü 6 arkadaşlar kısa kenarımız. 4 kökü 6 karekök için alırsam 16 çarpı 9'dan karekök 96 arkadaşlar. Ne olması gerekiyordu? Bunun da 121'den karekök 121'den büyük olması gerekiyordu. Halbuki küçük arkadaşlar. Bakın burası bozdu. O zaman biz buna olamaz diyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız aslında ortaya çıktı. Bir de D şıkkına bakalım. Karekök 256 arkadaşlar. Evet. Karekök 256. 256'ya eşit. Eşit olabilir demiştik sarkmadı. Denk geldi. Bu da karekök 121. Karekök 121 e eşit arkadaşlar yine. Evet. Bu da olur diyoruz ama C şıkkı olmaz dedik. 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İki farklı vinç büyük bir beton bloğun iki ucundan aşağıdaki gibi kaldırmaktadır. Birinci vinçte bulunan kaldırma dişlisi bir tam, bir tam tur döndüğünde vince bağlı olan uç karekök 8 metre. İkinci vinçte bulunan kaldırma dişlisi bir tam tur döndüğünde vince bağlı olan uç karekök 27 metre havaya kalkmaktadır. Beton bloğu beton bloğa bağlı olan halatlar yeterince uzundur. Buna göre birinci vincin kaldırma dişlisi 4 tam tur ikinci vincin kaldırma dişlisi 3 tam tur dönerse beton bloğun Görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi birinci vinç Ne kadar dönüyor arkadaşlar? 4 tam tur dönüyor. 4 çarpı karekök 8 diyorum. Bu da arkadaşlar karekök 128 metre eşittir. 128 metre. İkinci vinç 3 tam tur dönüyor arkadaşlar. Bir tur karekök 27 idi. Biz bunu da karekök için alırsak karekök 243 metre havaya kaldırıyor arkadaşlar. Karekök 243. Karekök 128'den büyük arkadaşlar. O halde arkadaşlar yani ikinci vinç daha fazla kaldıracak diyoruz. Bakın arkadaşlar daha fazla olması gerekiyor. Birinci vinç arkadaşlar daha az kaldırdı. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır diyorum. Evet 16. soruma bakıyorum. Yüzme yarışmasına katılan 3 sporcunun 1 dakikada yüzdükleri mesafe ve havuz aşağıda verilmiştir. Selim 1 dakikada 10 kök 6 Efe 1 dakikada 7 kök 8 Kerem 1 dakikada 9 kök 7 metre yüzebilmektedir. Buna göre 2 dakika sonraki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Yüzücülerin hızları sabittir. 2 dakika sonra Şimdi arkadaşlar Selim 2 dakika sonra 1 dakikada 10 kök 6 idi. 2 dakikada 2 çarpı 10 kök 6'dan 20 kök 6 güzel arkadaşlar. 20 kök 6 metre. 20 kök 6 20 içeri sokarsak 400 400 çarpı 6'dan kare kök içerisinde 2400 metre yüzde arkadaşlar. Efe 2 dakikada arkadaşlar yine 1 dakikada 7 kök 8'di. 2 çarpı 7 kök 8 Arkadaşlar bunu düzenlersem 14 kök 8 yaptı. 14 kök 8 arkadaşlar. 14'ü de içeri sokarsak kare kök 1568 metre yüzdü. Kerem'e bakıyoruz. Kerem yine 2 dakikada arkadaşlar. 1 dakikada 9 kök 7 idi. 2 çarpı 9 kök 7. 18 kare kök 7 yüzdü. Bunu da arkadaşlar düzenlersem 2268 metre yüzdü arkadaşlar. Arkadaşlar o halde en fazla kim yüzdü? En fazla Selin yüzdü. Daha sonra Kerem daha sonra da arkadaşlar 1568 yüzen Efe olacak. Efe küçüktür. Kerem o da küçüktür. Selin diyoruz. Yani burada Selin en ileride olacak arkadaşlar. Şıklar inceliyoruz arkadaşlar. Selin ileride olduğu şık nerede? Selin bakın arkadaşlar ileride olacak. Kerem ikinci olacak. Ve Efe de üçüncü olacak diyoruz. D şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet gençler burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.